Babam her zaman sevgiline aşkını ispat etmelisin der. Her zamanki gibi haklı. Elbette bunu denedim. Hem de birkaç kez. Ve bunu ispatlamanın çok kolay olmadığını gördüm. Nerede olabilir? Bu çok kötü. Saat 8 ve Cedric hala eve gelmedi. Biliyorum hayatım. Belki arkadaşındadır ve geç olduğunu fark etmemiştir. Evet ama bir arkadaşına gittiğinde hep haber verir. Başına korkunç bir şey gelmiş olmalı. Mary Rose, her zaman çok kötümsersin. Biliyorum ama çok endişeliyim. Evet, biraz geç kaldı ama... Öyleyse polisi aramak için hala ne bekliyorsun? Hastaneleri de kontrol et. Bence bir saat daha bekleyelim hayatım. O zamana dek dönmezse anlaştık. Bayan Leopin. Evet. Sorun değil efendim, onu çağırırım. Chen canım. Telefon sana. Alo Chen, benim Cedric'in büyük babası. Söylesene bugün Cedric'i en son ne zaman gördün? Onu bugün en son öğleden sonra görmüştüm efendim. Birlikte parka dolaşmaya gitmiştik. Cedric durdu ve şöyle sordu. Chen, elma sever misin acaba? Evet, severim. Neden? Bu harika, biraz bekle. Ben de elimde çiçeklerle onu bekledim. Bekledim, bekledim. Orada saatlerce onu bekledim. Beklemekten sıkılıp eve geldim. Sana elma teklif ettiği zaman neredeydiniz? Ben de öyle düşünmüştüm. Teşekkür ederim Chen. Bay Bull'un bahçesi orada olmalı. Ona sorun. Ne yapacağını bilir. Ama onun hala orada olduğunu... Hadi gidelim Robert. Ama hayatım, onun hala orada olduğunu... Dinle. Nedenini bilmiyorum ama içgüdülerim babamın haklı olduğunu söylüyor. Bu harika. İşte bu gerçekten harika. İnsanları her zaman uyarıyorum ama kimse bu ihtiyarı dinlemiyor. Evet, işte geldik. Bessie, buraya gel. Sana buraya gel dedim. Aman tanrım. Tamam, artık geçti hayatım ama ne oldu? Evet, bu her zaman olur çocuklar. Bessie zeki ve öfkeli bir inektir. Elma sevenlerle arasında bir sorun yoktur. Ama elma ağaçlarına çıkanları pek sevmez. Elma ağaçlarında küçük bir kasabayı dolduracak kadar çocuk yakaladım. Gelecek sefer eğer elma istiyorsan sadece söyle. O aptal inek yüzünden saatlerimi ağaçta geçirmiştim ama başkalarının da aynı sorunla karşı karşıya kaldığını öğrenmiştim. Yalnız olmadığımı bilmek beni biraz rahatlatmıştı. Söyler misin baba, Cedric'in orada olduğunu nasıl tahmin ettin? Aslına bakarsan birkaç hafta önce ben de elma istemiştim. O da elma ağacına tırmanmış benim gibi. İtiraf etmeliyim, büyük babam inanılmaz biri. Ama öte yandan aşkımı ispat etme işi bekleyecekti.
Şansa bak. Çene mükemmel bir kırmızı elma vermek istemiştim ve o benim oradan kaçtığımı sanıyordu. Onu bırakıp nasıl kaçarım? Ah, aşkımızın sonsuz olduğu gerçekten doğru. Ama o günden sonra benden biraz uzak durmaya başladı. Hı? Hey Çen. Merhaba. Merhaba Çen. Merhaba Çen'i sana rastladığıma çok sevindim. İkimizin arasına kara kedi girmişti. Ve elbette gerizekalı Stephen bundan hemen faydalanmaya kalktı. Hey! Stephen kızların önünde akrobasi gösterisi yapıyor. Ne dedin? Kızların önünde amuda kalkıyor dostum. Çen de onlarla mı yoksa? Evet, elbette onlarla. Gözlerini fal taşı gibi açmış onu seyrediyor. Onun canını okuyacağım. Çen! Neden her zaman abartıyorsun? Ha? Abartmıyorum dostum. Onu gördüğüm zaman ben bile dona kaldım ve... Pekala, kes artık, gidelim. Gördün mü? Abartmıyormuşum. Cedric'in yüzüne baksana. Yeter artık Marvin. Herkes elleri üstünde yürüyemez. Öyle değil mi Cedric? Maymunlar yürüyebilir. Şu Marvin insanı çılgını çevirebilir. Bu hayatta başarılı olmak için engelleri aşmak gerektiğini söyleyen pek çok insan tanıyorum. Bazı günler bu daha zormuş gibi görünüyor. Sen de gördün mü? Çemberi fark etmedi bile. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Yoksa... Bence bunu unut dostum. Bütün kızlar karmaşıktır, hepsi bu. Aşağı yukarı hepsi aynıdır. Demek istediğim bütün kızlar. Elbette kız kardeşim dışında. Kız kardeşim diğer kızlardan farklıdır. Eğer istersen ben... Yoksa düşündüğüm şeyi... Evet. Daha dik durmalısın Cedric, yukarı. Hayır, bu fazla oldu. Tanrı aşkına, bunu daha önce söyleyemez miydin? Christian'ı dinlememem gerektiğini bilmeliydim. Nedeni ortada. O benim dostum ama atletik beceriler konusunda kesinlikle kötü. Yine de başarabilirdim. Sadece biraz pratiğe ihtiyacım vardı. Biraz disiplin ve sıkı çalışmayla bunu başarabilirdim. Yapabileceğimi biliyordum. Yani Steven gibi evi sürüngenin sevgilimi çalmasına izin veremezdim. Beni düşürme, tamam mı? Hayır, sen hiç merak etme. Evet. Umarım öyle olur. Hey, hiç kimseye güvenmiyorsun değil mi? Seni tutacağıma dair söz verdim. Bir sorun mu var? Cedric, bence artık vazgeçelim. Zaten tek bildiğin de bu. Christian, benim bir fikrim var. Bu işe yaramaz. Evet, yarayacak. Çek şimdi. Hadi dostum. Hey, o kadar yukarı değil. Seni canını okuyacağım. Gözüm görmesin seni. Cedric, dostluğumuz sona erdi. Yani bu umurum da değil. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Karıcık, o da senin hatan olduğunu söyle, hadi söyle. Cedric Dupont. Senden nefret ediyorum. Ama Çen, bu benim... Ne faydası var ki?
Ne kadar kötüydü. Oysa onu ellerimin üstünde yürümeye çalıştığımı izah edebilirdim. O geri kafalı Stephen'ın yaptığı gibi. Ve iyi dostum Christian'ın her zamanki gibi yardımı olmamıştı. Hey Tanrı aşkına Çen, bunu yapmasına izin verme. Bana kalırsa Cedric şimdi tamamen mahvoldu. Önce en iyi ve tek dostunu kaybetti, şimdi de seni. Kendini göle atarsa hiç şaşırmam. Ben ne kadar budalayım. Artık Çen'in benimle asla konuşmayacağından eminim. Cedric! Bu Çen! Çen'in gözünde kendimi tam bir budala yerine koyduğumu sanmıştım ama sonunda hiç de öyle olmadığını anladım. Başlangıçta bunu bilerek yaptığımı düşünmüştü. Bu da bazı duygularının ön plana çıkmasına neden oldu. Yani yanlışlıkla olduğuna yemin eder misin? Yemin ederim Çen, ayağım kaydı. Biliyor musun, buna çok sevindim Cedric. Senin için çok korkmuştum. Çen benim için çok korktuğunu söylemişti. Eğer bu da onun aşkının ispatı değilse başka ne olabilir bilmiyorum. Artık hiç şüphem yok. O sürüngen Stephen benimle hiçbir zaman başa çıkamaz. Hiçbir zaman. Çen'in bana delice aşık olduğu kesin. İnkar edecek değilim. 8 yaşındaysanız hayat son derece romantik olabiliyor. İtiraf etmeliyim. Düşünüyorum da Çen gibi bir kız beni sevdiği için çok şanslıyım. Çen çok tatlı bir kız. Ve çok kibar. Her zaman değil ama sadece onu kızdırmadığınız zaman tatlı ve kibar bir kız oluyor. Çünkü hatırlıyorum da bir gün. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Askercilik oynuyoruz. Onlara dün akşam seyrettiğim filmi anlattım. Çok güzeldi. Peki kime ateş ediyorsun? Hiç kimseye. Sadece rol yapıyoruz. Ben saldır. Saldır. Çok kötü yaralandım. Ben düşüyorum. Bu çocuklar için. Bu çok aptalca. Buraya gelin kızlar. Bir yaralı var. Cesur ol, hemen geliyoruz. Bu da ne demek oluyor böyle? Savaşta hemşirelere ihtiyacım vardır. Kızlar da hemşirelerimiz. Yaralılarla onlar ilgileniyor. Ver şunu. Ne? O benim tüfeğim. Ay vuruldum. Ay ölüyorum. Öldüm. Ay öldüm. Ay su. Su, ölüyorum. Su. Su. Bakın kızlar, Cedric de yaralanmış. Ben bakarım. Benimle o kızın ilgilenmesi sadece şanssızlığımdı. Ben o aptalca oyunu sadece Çen'i Nikolas'tan ayırabilmek için oynuyordum. Ve sonra o geri zekalı kız her şeyi berbat etti. Ölümden döndüğümden söz etmiyorum bile. Çen'in yanıma gelip benimle ilgilenmesi gerekirdi. Böyle bir anımdan faydalanmamalıydı. Hayatı boyunca buna pişman olacaktı. Endişelenmene gerek yok. Seni tedavi edeceğim. Sen değil. Oradaki. O şimdi meşgul ama ben boştayım. Ve Çen gelip benimle ilgilenmezse aniden dolu olacaksın canım. Beni kızdırmayı bırakıp onu çağır. Çabuk ol. Aksi halde ölene kadar vicdan azabı çekeceksin. Çen, Cedric sana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Pekala. Ben giderim. Ne
nerenden yaralandın Cedric? Ay ay, her yerimden. Durum kötü gibi. Sırt üstü uzanır mısın? Chen orada olduğu için ağır yaralı olmam artık umurumda değildi. Aşk mucizelere neden oluyor. Onun yakın ilgisi sayesinde hayatım kurtulacak. Bu mükemmel bir film için mükemmel bir son olabilirdi ama Chen bir kızdı. Ve kızlar nadiren planladığınız şeyleri düşünür. Pekala, elimizden geleni yaptık. Vay canına! Soru ne? Cedric, belki de hemen sinirlenmemen iyi olur. Seni iyileştirdiğini sanıyorduk ama yanılmışız. Görünüşe bakılırsa başka bir şey yapmışsın. Lanet olsun, bu kadar da fazla artık. Hadi Cedric, bırak gireyim. En azından neler olduğunu söyle. Hayır. O zaman için buna o kadar kızmamıştım. Ama Chen küplere binmişti. Çok güçlü bir karakteri var. Onunla evlendiğim zaman arkamı kollamak zorundayım. İyi akşamlar. Merhaba baba. Merhaba. Yemekte ne var? Biftek pişirdim canım. Yine mi? Bir kez olsun farklı bir şey pişiremez misin? Eğer hoşuna gitmiyorsa git başka yerde ye. Yine başladık. Bay Dupont onun bifteğinden bıktığımız için yine öfkelendi. Robert kes artık. İstediğimi söylerim. İstediğin buysa sorun değil canım. Mary Rose, onu pencereden dışarı attın. Neyi pencereden dışarı attı? Sanırım akşam yemeğini. Mary Rose, hemen buraya gel. Mary Rose. Mary Rose, lütfen şu kapıyı açar mısın? Hayır, hayır. Sana kapıyı açmanı söyledim. Merak etme küçük adam. Sadece küçük bir tartışma, hepsi bu. Önemli değil. Büyük annemle sen de böyle tartışır mıydınız? Elbette tartışırdık. Bir keresinde... Hala genç olduğumuz günlerde... Yemekte ne var hayatım? Kuzu yahnisi canım. Yine mi? Her gün senin kuzu yahnini yemekten bıktım. Duydun mu beni? Ya sonra? Sonra ne olmuştu? Ah, büyük annen... Tek kelime bile etmemişti. Ve bütün yemeği bir köpeğe vermişti. Zavallı köpek, aşırı yemekten az daha ölecekti. Peki sonra ne oldu büyük baba? Gerisini de anlat. Tamam. Kendini odasına kilitledi. Martha, lütfen aç kapıyı. Hayır! Ben evlendiğimde bana da aynısı olacak mı? Elbette olacak evlat. Yemekte ne var Chen? Pilav pişirdim. Yine mi pilav? Her gün senin pilavını yemekten bıktım artık. Pekala. Ne?
Kapıyı aç. Can! Ay, kapıyı aç dedim. Oh, oh. Şimdi anladın mı? Bu tür şeyler yaşayabilirsiniz. Ama neden pilavı kanariye versin ki? Çünkü köpeklerden hoşlanmıyor. Tartışmalar ne zaman bitecek dersin? Sence annem onunla konuşacak mı? Sadece bekle. Hayatım. Benim. Bırak da gireyim. Hayır. Bırak gireyim lütfen. Bunun için özür diliyorum. Bugün biraz gergindim. Hepsi bu. Tatlım. Beni bağışlıyorsun değil mi? Hadi hayatım. Ceketini giy de yemeği dışarıda yiyelim. Galiba kavgaları sona erdi. Bana da öyle geliyor. Her zamanki gibi barıştıklarını söyleyebiliriz. Buzdolabında istediğiniz kadar yemek var. Bizi beklemeyin. Biz geç kalacağız. Hazır mısın hayatım? Hazırım canım. Büyük annemle sen de aynı şekilde mi barıştırdınız büyük baba? Evet ama bizim zamanımızda restoranlar daha lükstü. Dışarı çıkınca parkta dans etmeye giderdik. Sen küçük adam, tartışmaları nasıl bitireceksin? Bu konuda kararımı çoktan verdim. İyi bir Çin restoranı mı? Bunu bilmem gerekirdi. Marta'nın artık bizimle olmaması ne kadar kötü. Bana gelince onunla evlenmek için büyümemin gerekmesine kötü. Bir şeyden eminim. Aşıklar kavga ettiklerinde barışmanın bir yolunu daima buluyorlar. Babam bu tatsızlığı unutturmak için annemi bir restorana götürmüştü. Biz de parkta mangalda kızarmış sandviç yemeye karar vermiştik. Biliyor musun küçük adam? Bu benim eski anılarımı canlandırdı. Onları dinlemek için sabırsızlanıyorum. Can'la evlendiğimiz zaman kavga etmeyeceğimize eminim. Hiçbir şey bizi birbirimizden ayıramayacak. Babamın dediği gibi, eğer seviyorsan büyük kavgalar bile önemli değildir gerçekten.